Benim RPG oyunlarına karşı olan düşkünlüğümü, düşüklüğümü beni az çok tanıyan herkes bilir. Ama aralarında ülkemizde çok da öne çıkamamış olan öyle bir oyun var ki. Path of Exile oynaması tamamen ücretsiz, çevrimiçi bir Diablo klonu olarak çıktı piyasaya. Çıkışını 2013'te yapan oyun çıktığından beri kendini sürekli geliştirdi, 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 bugünkü formuna ulaştı. Hala geliştirmeye devam ediyor bu arada. Oyun satın al, oyna bitir değil de servis modelinde olduğu için sürekli geliştiriliyor olması normal. Ama geliştirici firma Grinding Gear Games, insanüstü çalışmalar sergileyerek her sezon farklı mekanikler ekliyor oyuna ve bunu tamamen ücretsiz yapıyor lan. Yani bu oyunu 1 lira vermeden binlerce saat oynayıp oyunda pay to win olmadığı için de kimseden geri kalmazsınız. Diablo'da aradığını bulamayanlar, bir Diablo 3 çoğu oyuncu için fiyaskoydu. Özledikleri Diablo'yu Path of Exile'da buldular. Ben de Diablo hayranıyım. Hatta arkamda posteri asılı durur. Kusura bakmayın kardeşim ama bu böyle. Yapamazsan yaparlar. Sen koskoca Blizzard'sın. Elinde böyle bir IP var ama ilgilenmezsen elin adamı gelir pastaya çeker böyle. Aynısını Dota için de yaptı. İlgilenmedi. World of Warcraft bize yeter dedi. Sonra Valve Dota'yı aldı. Cukka'yı koydu. Blizzard da oğlum biz de yapalım bari lan deyip Heroes of the Storm'u yaptı. Onun da durumu ortada. Neyse daha saatlerce konuşurum ama Blizzard'a olan öfkemi susturup oyuna geri dönelim. Her sezon gelen yeni özellikler, itemlar, mekanikler, kozmetikler zaten temeli çok kuvvetli olan oyunu sürekli hype'lı tutuyor. Ülkemizde yok denebilecek kadar az belki ama globalde bu oyunun takipçisi, seveni çok. Ya şu yetenek ağacına bakar mısınız? İlk gördüğümde ağzım açık kalmıştı benim be. Böyle detaylı bir modifikasyon hiçbir oyunda görmedim ve iddia ediyorum hala en iyi yetenek ağacı bu oyunda. Olasılıkların bir sınırı yok. Burada seçtiğiniz her bir özellik karakterinizin gidişatını farklı bir yönde etkiliyor. Tamamen keyfinize göre seçip ilerleyebildiğiniz gibi ben profesyonel bir dokunuş istiyorum karakterime diyenler için de başkaları tarafından hazırlanmış binlerce belki on binlerce hazır build var. Oyunun forumu bu gibi konularda çok aktif, hatta ticaret bile forumda dönüyor. Bir de Ascended adında Master Class diyebileceğimiz bir olay var. Oyunda belirli gereksinimleri yerine getirdikten sonra bununla karakterinizi tamamen farklı noktalara getirebiliyorsunuz. Karakterinizi yeni açtığınızda endgame'e geçmeden önce bitirmeniz gereken bir senaryo ile karşılaşıyorsunuz ve bu senaryo toplam 10 bölümden oluşuyor. 10 bölüm ama her bölüm kendi içinde en az 10 harita barındırıyor ve ilk defa oynuyorsanız bu senaryoya minimum bir 20 saat gömersiniz. Senaryoyu bitirdikten sonra asıl oyun başlıyor ve meşhur atlası önünüze açıp başlıyorsunuz tüm haritaları grindlamaya. Bu oyunda para yok. Her şey takas üzerine kurulu. Grind esnasında düşen orplar var ve bir oyuncudan bir şey satın almak istediğinizde ticaretinize bu iteme karşılık bu orptan kaç tane istersin şeklinde yapıyorsunuz. Orpların oyun içindeki tek kullanım alanı da bu değil. Basitçe açıklamak gerekirse itemler üzerindeki statları değiştirmenize yarıyor diyebiliriz. Anlatmaya kalkarsam ayrı bir video çıkar bundan çünkü. Peki Rastocum, övdün, övdün de yok mu hoşuna gitmeyen bir yönü dediğinizi duyar gibiyim. Var. Her karakter açtığında tekrardan senaryo oynaman gerekmesi, kullanıcı dostu bir arayüzü olmaması, aşırı çeşitliliğin getirdiği yetenek ağacında kaybolmak, kozmetik satacağız diye zırh görünümlerinin çöp olması, hala oyun içi pazar olmaması gülünde dikeni. Batar ama katlanırsın. Bu oyunu oynayın, oynatın, sevin, sevdirin ya. Tüm ARPG sevenlere gözüm kapalı tavsiye ederim. 1 dakikalık oynanış videosu ardından video biter. Haberiniz olsun. Beğendiyseniz yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Dikkat edin kendinize.